Herkese selam, ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle sizlerle normalde yaptığımız gibi alışveriş videosu, eğlenceli bir makyaj videosuyla ne yazık ki karşınızda değilim. Zaten beni izleyenleriniz şu anki halimi görünce oldukça şaşırmıştır. Gözlerimle ilgili bir problem yaşadım ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim yaşadığım şeyi tecrübe edin istemiyorum ve kesinlikle uyarmak istediğim için böyle bir video içeriği hazırlamak istedim. Öncelikle biliyorsunuz ki ben ipek kirpik taktırmıştım. Yani eğer beni takip ediyorsanız ipek kirpik taktırmıştım. Oldukça da memnundum. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Taktırdığım yerle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında 2 hafta geçti. Yani şöyle oluyor ipek kirpik sürecinde. 2 haftada bir yeniletmeniz, işte bakımını yaptırmanız gerekiyor. 2 hafta kadar oldu ve benim kirpiklerimin de yani sağ taraf bayağı boşaldı. Sol tarafta ona göre çok yoğun duruyordu. Bu da benim böyle canımı sıkmaya başladı ve yeniletmek de istemedim. Sonra birazcık Google'ladım. Hani dedim bu kadar hızlı dökülen şey evde çıkıyordur muhtemelen diye düşündüm. Ve Google'layınca da gayet ev ortamında çıkabildiğini gördüm. Ben de dedim ki deneyeyim yani hani ne olacak? Çünkü şöyle çıkabilir dediğim uygulamada normalde kullanmış olduğunuz yağ bazlı, önemli olan kısım buydu sadece, yağ bazlı bir makyaj temizleyici ile işte kirpiklerinizin üzerine böyle 30 saniye pamuğu koyuyorsunuz. Zaten işte yapıştırıcıyı çözdüğünü söylüyordu. Ve sonra da böyle nazik hareketlerle düşen kirpikleri alıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar ediyorsunuz vesaire gibi bir süreçti. Ben de bunu yapayım dedim. Çünkü normalde de hep kullandığım yağ bazlı temizleyiciler vardı elimde. Yani şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bu süreçte daha önce deneyimlemediğim, gözümdeki reaksiyonunu bilmediğim bir kozmetik ürünü, yani bir makyaj temizleyiciyi kullanmadım. Çünkü şimdi yorumlara şöyle bir şey gelebilir. Melis işte belki de makyaj temizleyicini yaptı. Çünkü o da gözüne ekstra bir reaksiyon verebilir. Haklısınız. Yeni bir ürün denemiş olsaydım kesinlikle ondan da şüphelenirdim. Ama söylediğim gibi normal şartlarda uzun süredir deneyimlediğim ürünlerle çıkarmaya çalıştım. En başta gayet normaldi. Hatta böyle gördüğünüz gibi de kirpiklerim neredeyse komplesi çözüldü gibi bir şey oldu. Ama bu süre zarfında gözlerim bayağı bir kızardı. Benim de gözlerimde normalde de ekstra bir hassaslık oluyor. Zaten böyle açık renk göze sahipseniz gözleriniz hep ışığa karşı çok duyarlı oluyor. Ürünlere karşı ekstra hassas oluyor. Benim de gözüm öyle olduğu için en başta çok önemsemedim. Sonra gözüm çok yanmaya başladı. Bu arada bu böyle akşam üzeri oluyor, 9-10 sıraları. O civarlarda ben bu çıkarma işlemine girişmiştim. Gözüm inanılmaz yanmaya başladı. Yani böyle içeride sanki bir kor var gibi gözüm yanmaya başladı ve hiç durmadan şakır şakır sular akıyor. Gözümden gözyaşı akıyor. Böyle bir çok kötü olmaya başladım. Sonra işte sürekli gözümü yıkıyorum. Gözüm açık bir şekilde su tutuyorum. Kapalıyken sürekli su tutuyorum. Benim de elimde böyle jel göz bandı vardı. Bu jel göz bandlarını normalde biliyorsunuzdur. Yani gözünüzün şişliğini almak için kullanıyorsunuz. Buzluğa ya da artı tarafına, artı 4 kısmına koyup soğuk kompres yapabiliyorsunuz gözünüze. Elimde bundan vardı. Ben zaten bunları hiçbir zaman için buzluktan kullanmıyorum. Yani sonuçta göz etrafındaki kılcal damarları ya da yüzünüzdeki kılcal damarları çatlatabilme olasılıkları var buzluktan çıkan ürünlerin. Artı tarafında bu vardı. Bunu böyle yüzüme, gözüme sürekli soğuk kompres yaptım yangınını alsın diye. Kesinlikle işe yaramadı. Böyle biraz hani kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Kendimi durdurmaya çalışıyorum, hani o kadar kötü değil diye kendime telkinde bulunmaya çalışıyorum. Çünkü göz çok ürkütücü bir organ, hem açık bir organ, hem de yani kaybetmeyi düşünmek istemeyeceğiniz bir organ ve ben o gece gözümü kaybettiğimi düşünmeye başladım. Size öyle anlatayım, yani hayal edebilmeniz için gözümdeki yangını.
Sonra en son böyle antrede kocaman bir ayna var. Yakından gözlerime bakıyorum. Gözlerim kan çanağı ve böyle davul gibiler. Yani buralara zaten fotoğrafları serpiştiriyor olacağım ama serpiştirdiğim fotoğraflar ertesi güne ait. Yani gözümün biraz olsun iyi haline ait. İlk o en kötü halinden elimde fotoğraf yok. Yani zaten öyle bir can havli yaşadım ki fotoğraf çekmek aklıma dahi gelmedi. Bir an çünkü o durumdan ben hiç kurtulamayacağımı düşünmeye başladım. Antrede gözüme bakıyorum. Böyle hani yangını dinecek mi? Alerjik bir şey mi? Nasıl geçecek falan diye düşünürken böyle gözümün içinde sanki bir şey görür gibi oldum şeffaf. Ve sonra böyle bir ekstra korku saldı. Yusuf da tam yatağa yeni geçmiştim. Yusuf dedim koş gel bir şey var. Ben kör olacağım yani diye düşündüm. Çünkü tam böyle işte o iris bölgesinin etrafında şeffaf bir şey gördüm sanki. O baktı bir şey yok falan dedi ama dedim yok biz acile gidelim. Sonra biz acile gittik. Acildeki doktor sağ olsun gerçekten çok iyi bir doktora denk geldim. Gözüme çok güzel muayene yaptı, işte baskı uyguladı, ağrı mı var, yanma mı var, hani ne var tam olarak anlamaya çalıştı. Sonra acilde gözümü yıkadılar ve rahatlatıcı bir damla sıktılar. O bana çok iyi geldi. Yani bir iki saat kadar filan o gözümün yanmasını aldı. O kadar iyi geldi ki yani hani o günü geçirmeme çok yardım etti. Sonrasında da bana antibiyotikli damla yazdı, Sony gözyaşı yazdı. Bir tane de böyle çok kötü olursa gözün işte kaşıntıdan, yanmadan duramazsan diye kullanmalık bir damla yazdı. O böyle rutin olarak kullanacağım bir şey değil, çok kötüleşirsen sık diye. Sonra ben eve geldim, damlaları sıktım, uyudum. Saat 1.30'da uyudum. 4.30 gibi uyandım, artık gözümün yanmasına uyandım zannediyorum ki. Ve gözümü açamıyorum. Hiç açamıyorum. Böyle bir milim boşluk yok ki hiçbir şey göremiyorum. El yordamıyla böyle dokuna 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 tuvaleti buldum. Sonra böyle yüzüme işte su çarpıyorum. Gözlerimi suyun içinde tutuyorum. Hani neden açılmıyor? Bir şey mi çapak mı oldu? Krem sürsem diyeceğim ki krem yapıştırdı. Bazen olabiliyor. Başınıza gelmiştir işte böyle teramisin falan sürdüğünüzde. Ama damla damlattım. Öyle bir şey de yok. Sonra ben suda beklete 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 artık yumuşadı gözlerim. Açıldı. Açıldığında gördüm ki böyle bir beyaz tabaka kirpiklerimin etrafında. Zannediyorum ki o yağ bazlı temizleyicilerle eritmiş olduğum yapıştırıcı gözümün içindeydi. O enfekte etti herhalde ve sonra kirpik diplerime geldi ve yapıştırdı. İşte suyla eriyince onlar da böyle çıktı. Aldım onları, güzelce temizledim, iyice yine suladım. Sonra yine bu jelle soğuk kompres yaptım. Böyle bir süre bekledim, yeniden yattım. Sabah 6.30 gibi yine uyandım. Bu sefer o kadar böyle zifiri karanlık kadar kapatmamış olsa da gözlerimi gene aynı durumu yaşadım. Yine tuvalete gittim. Yine suyla yıkadım filan derken sabahı ettim. Sabah olunca ilaçlarımı kullandım. Bir nebze daha iyiydi. Yani gözüm gene yanıyor. Gene kan çanağı gibi. Ama bir önceki kadar böyle kör olacağım endişemi en azından toparladım. Dedim ki verdiği ilaçlar işe yarıyor. Birazcık olsun düzeliyorsun. Sonra o beni böyle ferahlattı ve aşırı derecede gözyaşı aktığı için gözünüzden ve o da böyle bir tık daha asidik bir damla olduğu için göz çevreniz inanılmaz kurutuyor ve gözünüz böyle acayip gerilmeye başlıyor. O da canınızı yakmaya başladı. Yani o sırada da bendeki konu şöyle Hydra Shot tarzı bir ürünü vardı. Ben bunu böyle makyaj altına kullanmak için almıştım. Bu o kadar işime yaradı ki. Çünkü bu buzdolabında duruyor. Serin bir şekilde göz etrafıma sürdüm. Çok fazla gözümün kendisine gelmeden şöyle şu alt kısımlara yani gözümü çekiştirmesin diye bundan sürdüm. Bu böyle biraz olsun nemlendirdi. O çekiştirmeyi aldı. Yani diyeceğim o ki doktorla ve şunlarla biraz olsun bu süreci atlattım. Şu an bu sürecin 3. günümdeyim. Ve geldiğim nokta bu şekilde. Birazcık hani yakından da göstermek istiyorum. Bu en iyi halim arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Gerçekten çok 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 iyi halim. Bu halime şükrediyorum. Yani o gün beni görseydiniz eminim ki kahrolurdunuz. Çok kötüydü. Yani size söylemek istediğim bu videoyu niye çektim isterseniz yaptırdığınız işlemleri
profesyonel olarak çıkarttırın. Google'ladığımızda karşımıza çıkan eylemler, yani eylemlerin sonuçlarını bilemiyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir daha muhtemelen asla ipek kirpik yaptırmam. Yani asla lafını kullanmak istemiyorum ama yaptırmam. Şu yaşadığımdan sonra asla. İsterse şahane göstersin beni, yok. Bir daha o kirpik diplerime ilave bir ürün yapıştırmam. Çünkü o yani o yapıştırıcı beni bu hale getirdi. Hala düzelmeyen bu gözlerimin sebebi o yapıştırıcı. Evet, profesyonel olarak çıkartsaydım hiçbir problem yoktu. Ama çok ağır bir kimyasal ki gözümü bu hale soktu. Yani diyeceğim o ki, işlem yaptırırken çok iyi düşünün. Çok çok iyi düşünün. Ve lütfen benim gibi Google'layıp hiçbir işlemi yapmayın yüzünüze. Yani yağ bazlı temizleyiciyle çıkıyormuş deyip çıkartmayın. Ne olursunuz. Yaptım, sonucu bu. Yani ben üniversite mezunuyum. Kimya mühendisliği mezunuyum. Kimyasal bir işlemi sen nasıl yaptın dediğinizi duyar gibiyim. İnsan bazen şey oluyor. Duruyor ya, böyle dona kalıyor herhalde. Normal şartlarda biri bana söylese, yok yani garantiye al, yapma diyeceğim işlemi geldim evde yaptım. Benim hatam, kabul ediyorum. Ama şu yaşadığıma bir bakar mısınız? Yani hiçbir şekilde hiçbir güzellik algısı buna değmez zaten. Bunu çok 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 net anladım. Bazı şeyleri tecrübeyle öğrenmek gerekiyormuş. Allah'tan bedeli çok ağır olmadı. Çok kötü olabilirdi. Çok ağır olmadı, şükürler olsun. Lütfen siz böyle şeyler yapmayın. İpek kirpik yaptırırken bir kez daha, bir kez daha düşünün. Lütfen şu halimi gözünüzün önüne getirin. Ve kesinlikle uyarıyorum, evde çıkartmaya çalışmayın. Onu çözen ekstra güzel bir kimyasal vardır. O onu çözüyordur. Belki o da gözümü irite ederdi ama bu hale muhtemelen getirmezdi. Eğer yaptırdıysanız da gidin yaptırdığınız salonda çıkarttırın. Benim gibi, benim yaşadığımı ne olursunuz yaşamayın. Bunu aktarmak için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü burada hep böyle ışıltılı makyajlar, şahane alışverişler. Ben de öyle şeyler paylaşmayı seviyorum. Çünkü böyle anlık olarak hayattan uzaklaşmaya çalıştığımız platformlar bunlar. Ama dediğim gibi bu kötü bir tecrübeydi ve burada da dursun istedim. Yaptırmak isteyenler bir açıp baksın. Ne olmuş ya, bu kızın da başına ne gelmiş, yapmayalım desinler diye böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydası olmuştur sizler için. Umarım aklınızın minicik bir köşesine evet ya böyle bir şey yaptırırsak da denemeyelim sonucu ağır oluyormuş cümlesini kazıtabilmişimdir. Öyle. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur diyemeyeceğim. Çok keyifli bir şey anlatmadım. Çok keyifli bir durumda da hiç değilim zaten. Umarım bir şeyler katmıştır. Umarım böyle içinizden hani yok ya bu olmaz deyip hani benim tecrübem sizin tecrübeniz olmuştur. Yani yapmak istediğim buydu zaten. Başka da hiçbir amaç gütmedim bu videoyu çekerken. Sadece dediğim gibi burada dursun istedim. Öyle. Umarım çok daha güzel bir şekilde bir sonraki videoda buluşuyor oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey sağlık. Öncelikle her şey sağlık. Güzellik gelir. Güzel görünürüz. Her zaman görünürüz. Ama ben şunu anladım. Öncelik her zaman için sağlık. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.